Bu bölümde infial babı ele alınacak. İnfial derken sülasi mazi fiile iki harf ilavesi. Mesela kesara kırdı, inkesara kırıldı. Bunu Kur'an üzerinden şu ayette daha iyi anlayabiliriz. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Peygamber size ne verdiyse فَخُذُوهُ onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ neyi yasakladıysa فَانْتَهُ ondan da sakının. Burada bir nehe, nehyetti anlamında o var. Bir de intehe, bu nehiden etkilenme var. Bu mutavat olarak ifade ediliyor. İşte kesertü zücacem, camı kırdım, fenkesara zücacu, o da kırıldı gibi. Bu şekilde klasik kitaplarda da örnek verilir. Herhalde kullandıkça muhteva daha iyi anlaşılacaktır. Peki Türkçe'de infial kullanılıyor mu? İnfiale kapılmak. Yani birisi bir fiilde bulundu. O fiilden etkilenmeye infial deniyor. Dışarıda diyelim birisine haksızlık yapıldığını gördük ve infiale kapılarak müdahale ettik. İşte bu infial oluyor. Fiilden etkilenme. Ortada bir fiil var. Bu fiilden etkilenme infial. Aslında infial derken doğrudan doğruya bu da zaten bu bapta kullanılan bir kelime. Yani feale kökünden, feale yaptı, infiale yapılan fiilden etki altında kaldı. Çekim itibariyle infiale yenfeülü infialen. Bu şekilde çekimi yapılmakta ve mazi aynen nasara gibi, ketebe gibi çekiliyor. Herhangi bir farklılık yok. Mesela ingalebe, ingalebe çevrildi anlamında. Yani birisi çeviriyor, diğeri de çevriliyor. İngalebe, çevrilmek. İngalebe, ingalebe, ingalebu. İngalebet, ingalebete, ingalebne. İngalebte, ingalebtüme, ingalebtüm. İngalebti, ingalebtüme, ingalebtünne. İngalebtü, ingalebne. Bu şekilde bunun çekimini görmekteyiz. Mazi olarak çekimi bu tarzda yapılıyor. Örnekler üzerinde manası zaten daha iyi anlaşılacaktır. Muzarisi de aynen yensurunun çekimi gibi, yektübünün çekimi gibi. Yengalibu, yengalibani, yengalibune. Daha diğerlerini tabloda görebilirsiniz ve ona göre çekebilirsiniz. Peki emir nasıl geliyor? Emir ingalebeden ingalip. İngalip, ingaliba, ingalibu, ingalibi, ingaliba, ingalibne gibi kalıp itibariyle düşündüğümüzde bu şekilde bir çekim karşımıza çıkıyor. Kur'an'dan örneklerle konu daha iyi anlaşılacaktır. Ve in esabetu fitnetun böyle birisi kendisine bir fitne gelirse, isabet ederse in galebe ala veçihi yüzüstü dönüverir. İn galebe çevrilmek, ala veçihi yüzüstü. Yüzüstü dönüverir. İn galebe Türkçe'de İngılap buradan geliyor. İngalebe, yangalibu, ingılap. İngılapta da bir çevrilme var. Mesela inkılap tarihi deniliyor. Gerçi Türkçe'de ingılabı tam da Arapça orijinaline göre telaffuz etmiyoruz. Yani inkılap gibi bu tarz bir telaffuzu var ama kelime ingılaptır. Ve aslı kalpten geliyor. Galebe çevirdi. Kalbe niye kalp deniliyor? Kalp durmadan çevrildiğinden dolayı. Doğduğumuzdan beri kalp bu şekilde çalışmakta. Yani kalpte daimi bir çevrilme var. Bir de tabii etkilenme yönüyle üzüntü, sevinç, heyecan hepsi kalple alakalı. Kalpte daimi böyle çevrilme olduğundan kalbe kalp denilmiş. İşte bu kökten ingalebe çevrilmeyi ifade etmekte ve ingılap aynen Türkçe'ye geçmiş ama ifade ettiğim gibi telaffuzda farklılık var. Mesela ingalebe yerine kelebe kökünü düşünsek, kelp köpek anlamında, inkılap denildiğinde bir nevi köpekleşmek gibi bir mana, Arapçada birebir kullanılıyor veya kullanılmıyor bilemiyorum. Ama vezin itibariyle isimden fiil türetme tarzında o tarzda türetme olabilmekte. Peygamberimizin sahabelerini yetiştiren ve dolayısıyla ümmeti yetiştiren ayetlerden bir tanesi. Malum Uhud Harbi'nde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaralandı ve onun yaralanması, hatta önce öldü diye haber geldi. Sahabede böyle büyük bir etkiye sebebiyet verdi. Ve savaşta bir bozgun hali yaşandı. Gelen ayetlerde hem onlara hem de bize pek çok mesajlar verilmekte. Onlardan biri şu: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed ancak bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Daha önce de nice peygamberler, elçiler gelip geçmiştir. Devamı burası. Efe immâte Eğer o ölse, ev gutile veya öldürülse, in galebtum dönecek misiniz? Ala agabikum gerisin geriye. Buradaki soru baştaki e'den dolayı. O ölse veya öldürülse gerisin geriye mi döneceksiniz? Burada in galebtum. İn galebe döndü, çevrildi. İn galebtum siz döndünüz, çevrildiniz. Başına bir e getiriyoruz. Çevrildiniz mi? Çevrilecek misiniz? Bu manayı ifade ediyor. Burada yine dikkatimizi çeken ifadelerden mâte öldü, ev gutile veya öldürüldü. Yani öldü derken kişi normal hayatının seyrinde hastalıktan veya bir sebeple ölür. Ama gutile öldürüldü. Diyelim silahla hücum edildi ve öldürüldü. İşte gatere öldürdü, gutile öldürüldü. O ölse veya öldürülse gerisin geriye mi döneceksiniz? Yani böyle yapmayın. Peygamberin davası vefatından sonra da devam edecektir. Onun vefatıyla bir bozguna uğramayın. Kur'an bu dersi veriyor. Firavun ve kavmiyle alakalı bir durum. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ Firavun ve kavmi orada mağlup oldular. وَنْغَلَبُوا Sagirin küçük düştüler. İngalabu çevrildiler. Sagirin, sagir küçük anlamında. Türkçe'de çağrışım alanı sagir, kebir belki bir bağlantı kurulabilir. Ve orada küçük düştüler. Küçük hale çevrildiler. İngalabu çevrildiler. Bir başkası ve seyalemüllezine zalemu O zalimler bilecekler. Eyye mungalebin hangi feci akibete yangalibune dönecekler, döndürülecekler. O zalimler bunu yakında bilecek. Burada ya'lemu bilir, seya'lemu bilecek. Kim? Ellezine zalemu o zalimler. Ellezine o kimseler ki zalemu zalim oldular. O zalimler yakında bilecekler. Eyye mungaleb Mungaleb burada ismi mef'ul. İngalebe yengalibu buradan ismi fail mungalip geliyor. İsmi mef'ul mungaleb çevrilme. Yengalibun onlar inkılap oluyorlar, çevriliyorlar. Yani hangi feci akibete döndürüleceklerini yakında bilecekler. Kur'an-ı Kerim'de nazara bu kökten gelen intazara yine infial veznidir. Nazara baktı, intazara bekledi. İntizar beklemek. İntizar etmek Türkçe'de kullanılır. Beklemek anlamında belki herkes bilmeyebilir bunu ama intizar etmek kelime olarak kullanılmaktadır. Kul de ki intazıru bekleyin bakalım. Tabi bekleyin derken nazara kökünden geldiğini nazara almak lazım. Yani neden? Nazara baktı. İntazara yani sonucu görmek, istemek gibi. İntizar beklemek. Bakalım ne olacak tarzında. Bekleyin bakalım. İnna muntazirun. Biz de muntazırız. Beklemekteyiz. Muntazır günlük hayatta özellikle şimdiki nesil pek bilmeyebilir. Ama benim yaşta olanlar ve benden daha öncesi bu kelimeyi kullanmaktadır. Emrinize muntazırım. Emirlerinize muntazırım. Kullanılıyor bu şekilde. İşte evde sizi bekliyoruz dediğimiz gibi size muntazırız. Bu şekilde de ifade edilmekte. İntazıru nazaradan intazara oldu. Buradan yentazıru. İntazır bekle. Çekimini yapıyoruz. İntazır, intazıra, intazıru. Bekleyin. İnna biz de muntazirune bekleyenleriz. Muntazır ismi fail. Ve bunu da çekiyoruz. Muntazirun, muntazirani, muntazirune. Muntazirune işte biz bekleyenleriz. Biz de bekliyoruz. Bu manayı ifade etmekte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala özel talimatları oluyor ve onu özel yetiştiriyor tabiri caizse. Peygamberimizin insanlara yumuşak muamelesi, hata ettiklerinde bile toleransla bakabilmesi bunu metheden bir ayeti kerime. وَلَوْ كُنْتَ ey peygamber şayet olsaydın fazzan, kaba, galizal kalp, katı kalpli lenfaddu dağılıp giderlerdi. Min havlik etrafından dağılıp giderlerdi. Burada faz Türkçe'de çağrışım alanı şu an hatırıma gelmiyor. Eğer sen kaba olsaydın galiz. Galiz bir küfür. Kullanılır bazı kitaplarda geçer. Böyle katı galiz, galiz ifadeler deniliyor mesela. Galiz ifadelerle konuştu. Kaba, katı gibi. İşte katı kalp, galizal kalp, katı kalpli olsaydın lenfaddu. Fadda kökünden infadda. Lenfaddu dağılırlardı. Min havlike havl etraf. Avlu belki havlu. Avlu çeviriyor ya aynı yerden gelen bir kelime gibi görülüyor. Senin etrafından dağılır giderlerdi. Cuma ile alakalı ayette geçen bir ibare. فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ namaz kılındığında. اِذَا قُدِيَتِ gada gudiye. Yani gada geniş anlamlı bir kelime. Kaza edildiğinde yani yerine getirildiğinde فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ namaz kılındığında فَنْتَشِرُوا neşara yaydı, inteşara yayıldı. فَنْتَشِرُوا yayılın, intişar edin. Fil ardı yeryüzünde. Yeryüzüne dağılın. Burada bunun neşaradan geldiğini bilmemiz. Mesela neşara bize yabancı mı? Değil. Neşriyat diyoruz. Türkçe neşriyat, yabancı neşriyat gibi. Ve haşir ve neşir diyoruz. Yani diğer alemde insanlar toplanacak. Buna haşir, işte neşir bunların ilgili yerlere gönderilmesi gibi. Bu tarzda buradan gelen bir kelime olarak intişar. İntişar yayılmak anlamında. Namaz kılındığında, cuma namazı kılındığında yeryüzüne dağılın. Ve bir başka örnek Kur'an-ı Kerim'den faizle alakalı. Femen ca'ehu kime gelirse mev'izatun bir öğüt. Min rabbihi Rabbinden fentehe kime Rabbinden bir öğüt, uyarı gelir de fentehe nihayet verirse. Yani önce bir öğüt geliyor. Bundan etkilenmek intiha, nihayet vermek olarak ifade ediliyor. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de nihayet verirse, faize son verirse felehu ma selef artık geçmişte olan kendisinindir. Yani Allah geçmiş sayfayı kapatıyor, yeni bir sayfa açıyor. Ve Hz. İbrahim'le babasının durumunu anlatan bir ayet. Kur'an-ı Kerim'de belki 3-5 yerde Hz. İbrahim'in babasıyla ilgili durumları da nazara verilir. Baba oğul münasebeti, iman küfür mücadelesi bağlamında anlatılır. Hz. İbrahim babasına karşı gayet nazik, babacım diye hitap ediyor ama babası oğluna katı. Gale dedi ki İbrahim'in babası, "Erragibun, yüz mü çevirdin? Ente, sen, an eliheti, ilahlarımdan ya İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çevirdin? Çeviren birisi misin?" dedi. Burada ragibe an, daha evvel bundan bahsetmiştik. Fi ile kullanılırsa rağbet etti anlamında, ama erragibun ente an, an geldi devamında. O da yüz çevirmek. Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çevirdin? Burada ilah, elihe. İlah kelimesinin çoğulu elihe. Benim ilahlarım derken eliheti, benim ilahlarım. Ama ilahım diyecek olursak ilahi, benim ilahım. Mesela ayetlerde ilahuna ve ilahukum vahid, bizim de sizin de ilahınız bir tek ilahtır nazara verilir. Ama müşrikler kendi önlerine bir takım putlar koymuşlar, bunlara ilahlar demişler. İbrahim'in babası da bunlardan birisi. Le illem tentehi, eğer son vermezsen, nihayet vermezsen. Nehe, ona da dikkat çekmiş olayım. Nehe, nihayet, yani Türkçe'de bunun masları nihayet vermek olarak kullanılıyor. Nehe, nehyetti. İşte nihayet, bu kökten gelen bir kelime. İllem tentehi, eğer bir nihayet vermezsen, bir son vermezsen, le ercumenneke, raceme yercumu taşlamak. Le ercumenneke, elbette seni taşlarım. Vehcurni, beni terk et. Meliye, uzun süre. Yani uzun süre bana görülme, gözüme görülme diyor. Burada vehcurni, hecara yehcuru, terk etmek anlamında. Türkçeden bunu nasıl hatırlayabiliriz? Hicret. Hicrette bulunduğunuz yeri terk etmek vardır. Mekke'den Medine'ye hicret. İşte vehcurni, hecara yehcuru oradan geliyor. Vehcurni, beni terk et. Meliye, uzun süre. Yasin suresinde kendilerine gelen elçileri tehdit eden zalim bir belde halkı anlatılıyor. Ve onlar diyorlar ki le illem tentehu, eğer nihayet vermezseniz, son vermezseniz, yani bu tebliğe son vermezseniz, lenarjumennekum, elbette sizi recmederiz, taşlarız. Ve le yemessennekum, elbette bizden size dokunur, minna, bizden tarafa, azabun elim, elem verici bir azap dokunur diyorlar. Ve Enfal suresinde kafirlere yönelik, eğer küfürlerinden vazgeçerlerse temiz bir sayfa açılacak, onu anlatan bir ifade. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o kafirlere de ki in yentehu, eğer nihayet verirlerse, intehe, nihayet verdi, yentehi, nihayet verir, yentehune, onlar nihayet verirler. Ama in, iki muzari fiili cezmeden edatlardan, buradaki cezim alameti olarak nunu düşürüyor. Yentehune'yi yentehu haline getiriyor. Ve diğer fiil de yuferu iken yufer haline getiriyor. Eğer son verirlerse yufer lehum ma gad selef, önceki yaptıkları bağışlanır. Burada selef, halef selef meselesi diye Türkçe'de kullanılır. Mesela diyelim bir makama yeni bir müdür geldi. O öncekinin yerine geçiyor. Buna halef deniyor. Halifeden hatırınızda kalabilir. Peygamber var. Peygamberin yerine geçene halife denilmiş. Selef nedir? Ondan önce geçene, yani vazifesi artık bitmiş, o selef oluyor, geçmiş oluyor. Selefi salihin denilir mesela. Önceki salih kimseler. bu anlamda kullanılır. Ve aynı makamda görev yapmış iki kişi, biri diğerinden sonra gelmiştir. Kendi aralarında derler ki, birbirlerini anlatırken, biz ikimiz halef selef durumundayız. İşte selef geçmişi bildiriyor. Eğer yaptıklarına son verirlerse, küfürlerine son verirlerse önce yaptıkları bağışlanır. Ve son bir örnekle bitirelim. Ve innekethu eymanahum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fakatilu eimmetel küfr. Eğer müşrikler nekethu eymanahum, yeminlerini bozarlar, min ba'di ahdihim, ahitlerinden sonra, ve ta'anu, dil uzatırlarsa, fi dinikum, dininize, fakatilu eimmetel küfr, küfrün önderleriyle savaşın. İnnehum, çünkü onlar, la eymane lehum, onların yeminleri yoktur ve mazeretleri kalmamıştır. Leallehum yentehun, ola ki nihayet verirler. Yani onlarla savaşın, ola ki bu şekilde nihayet verirler. Bugün bu bölümde infial babından Kur'an'dan örnekler gördük. Ana hatlarıyla bu işin kurallarını ifade etmeye çalıştık. Belki bu bir ekrame yükrimu, o babtan gelenler kadar çok değil. Veya faale yufailu tef'il, o vezinden gelenler kadar da değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de yine hayli var. Ve dikkat edildiği zaman manasını çıkarabilmek mümkün olacaktır.